Ortalama için güven aralığı bulma örnek soru 4. Bu videomuzda ortalama için güven aralığı bulmaya bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Bir fabrikada üretilen malların ağırlıklarının standart sapmasının 25 gram olduğu biliniyor. Bu fabrikada üretilen mallardan rastgele seçilen 16 ürünün ağırlıklarının ortalaması 810 gram olarak bulunuyor. Buna göre bu fabrikada üretilen malların ortalama ağırlığı için A şıkkında %90, B şıkkında %95, C şıkkında %99 güven düzeyi ile bir aralık bulunuz diye sorulmuş. Öncelikle soru içerisinden verilenleri tek tek bir çıkartalım. Karşımızda ortalama için güven aralığı bulmadaki hangi çeşit var ona karar verelim. İyi bilmeliyiz ki ortalama için güven aralığı bulurken 3 çeşit söz konusudur. Birinci çeşit, popülasyon varyansı veya standart sapması bilinen. Popülasyon, varyans veya standart sapması bilinen. İkincisi, bu bilinmiyor iken popülasyon, varyans veya standart sapması bilinmiyor fakat örneklem sayısı 30'a eşit ve büyük. Üçüncü çeşit, yine popülasyon, varyans ve standart sapması bilinmiyor fakat n 30'dan küçük. Bu durumda Z tablosu. Yine bu durumda Z tablosu. Bu durumda ise T tablosu kullanıyorduk. İşte karşımızda ortalama için güven aralığı bulmayla ilgili bir soru geldiği zaman öncelikle bunlardan hangisi olduğunu teşhis etmeliyiz. Bu nedenle verilenleri tek tek çıkartmaya başlayalım. Bir fabrikada üretilen malların ağırlıklarının standart sapmasının 25 gram olduğu biliniyor. Standart sapmanın 25 gram olduğu biliniyor denmiş. Bu standart sapma popülasyona bir ait standart sapma mı yoksa örnekleme ait mi? Fabrikada üretilen malların ağırlıklarını, fabrikada üretilen 10 malın, 15 malın, 20 malın demiyor. Fabrikada üretilen malların yani popülasyonun standart sapması bize verildi. Sigma bize verildi. 25 gram. Eğer ki örneklemin standart sapması olsaydı S olarak yazacaktık. Bu fabrikada üretilen mallardan rastgele seçilen 16 ürünün örneklemimiz 16. Ağırlıklarının ortalaması 810 gram olarak bulunuyor. Örneklemin ortalaması x bar 810 gram. Buna göre bu fabrikada üretilen malların ortalama ağırlığı için fabrikada üretilen malların ortalama ağırlığı yani popülasyon ortalaması için aralık tahmini yapıyoruz. Mü için. İngilizcesi mean. Bunun için ortalama aralığı tahmin edeceğiz. Yani popülasyon ortalaması için A şıkkında %90 güven düzeyiyle, B şıkkında %95, C şıkkında %99. Herhangi bir şıkka başlamadan önce bu durumun hangisine uyduğuna karar verelim. Bu açık bir şekilde popülasyon varyans veya standart sapması bilinen duruma uyuyor. Çünkü popülasyonun açık bir biçimde standart sapması mevcut. Birinci çeşitteyiz. Formülümüzü yazalım. Bunda popülasyon ortalaması için aralığı bulurken kullandığımız formül x bar örneklem ortalaması eksi z alfa bölü 2 çarpı popülasyonun standart sapması bölü köken x bar artı z alfa bölü 2 çarpı popülasyon standart sapması bölü kökendir.
İşte hangi çeşit olduğunu belirlediğimizde ona göre çözüm de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Burada Z tablosu kullanacağız. Konuşmuştuk burada. %90 güven düzeyi, %95 güven düzeyi ve %99 güven düzeyi için Z alfa bölü 2 değerlerini daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Çok sık geldiği için ezbere bilirsek işimizi kolaylaştırır. Buradaki Z alfa bölü 2 değeri 1,645. Bundan sonraki videomuzda girecek soruda Z tablosundan bunları çıkartacağız. Çünkü 90, 95, 99 değil de rastgele 80, 92 öyle değerler üzerinden bir tane örnek gelecek. Orada da bunlar dışında bir şey geldiğinde nasıl hareket edeceğimizi daha pekiştireceğiz. %95 güven düzeyinde Z alfa bölü 2. Buralarda alt veya üst sınır bulmuyoruz. Direkt aralık buluyoruz. Alt veya üst sınır bulursak o zaman da %90, %95, %99'da Z alfa bölü 2 değil Z alfa bulacağız. Buradaki değerler değişecek. Yine tablo kullanmamız gerekir. Bununla ilgili örnekler de gelecek ilerleyen süreçte. %95 güven düzeyi 1,96. En iyi bilmemiz gereken en çok çıkandır. %99 güven düzeyinde 2,575. Şimdi bunlar için tek tek aralıklarımızı bulmaya başlayalım. A şıkkı için öncelikle. %90 güven düzeyi. X bar 810 eksi 1,645 çarpı 25 bölü enimiz 16, kök 16. Ortalama 810 artı 1,645 çarpı 25 bölü kök 16. Şimdi direkt bunu hesaplamayalım. Hepsi linkini bir yazalım. Ardından hesap makinesiyle hepsini sıradan hesaplarız. B şıkkı 810 eksi %95 güven düzeyinde buradaki Z alfa bölü 2 1,96. Geri kalan her şey aynı. 25 bölü kök 16. Ortalama, popülasyon ortalaması 810 artı 1,96 çarpı 25 bölü kök 16. %99 güven düzeyine gelirsek, burada bunların anlamı mesela %90 ihtimalle yani olasılığı %90 bizim popülasyon ortalaması bu aralık içinde yer alır. Bu ise bize şunu söylüyor. %95 ihtimalle popülasyonun ortalaması bu aralık içinde yer alır. Güven düzeyi bize bunu söylemekte. Şunu götürüp bir P içine yazarlarsa bu aralığı yani bunun olasılığı nedir diye sorarlarsa 0,90 diyeceğiz. %90. Çünkü o güven düzeyi için hesapladık. Şimdi C'yi de bir yazalım. -810 eksi %99 güven düzeyinde yapıyoruz. 2,575 çarpı 25 bölü kök 16. 810 artı 2,575 çarpı 25 bölü kök 16. Şimdi hepsini tek tek hesaplayalım ve aralıkları yazalım. Şimdi 25 bölü kök 16 4'tür. Çarpı 1,645 10,28 alabiliriz burayı. 10,28. Burayı da 10,28 biraz yuvarlıyorum. 810'dan bunu çıkartırsak 810 eksi 10,28 799,72
810'a eklersek bunu 820,28. %90 güven düzeyi ile, yani %90 ihtimalle popülasyon ortalaması bu iki aralıkta yer alıyor. Gelelim buna şimdi. 25 bölü 4 çarpı 1,96, 12,25 çıktı burası. 810'dan bunu çıkartırsak 797,75 bu tarafı da 12,25 eklersek 822,25. Olasılığın %95'e çıkması için tabii ki tahmin edeceğiniz üzere aralığı biraz genişlettik. %95 ihtimal olması için aralığı genişletince tabii ki ortalamanın bu aralığın içine düşme ihtimali artıyor. %99'da daha da genişleyecek aralığımız. Şimdi yapalım yine bunun içinde. 25 bölü 4 çarpı 2,575 16,09 burası. 810'dan bunu çıkartırsak 16,09 793,91 810'a eklersek bunu 826,09. Görüleceği üzere %99 güvene ulaşmak için aralığımızı daha da genişlettik. Ve böylece %90, %95 ve %99 için popülasyon varyansı biliniyorken, yani popülasyonun standart sapması biliniyorken, ortalama popülasyon ortalaması için aralığı bulmuş olduk. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.